girişimcilik dünyasından herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün Reyhan Baysan yerine ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım girişimcilik dünyasında. Stüdyoda iki tane çok değerli konuğum var. Mert Menekşe ve Ataberk Arman Kayhan, Kovan kurucu ortakları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi siz Kovan olarak kurumların geliştirdiği aslında yapay zeka ürünlerinin doğru, hatasız çalışması için bir aslında ürün geliştirdiniz. Evet. Bunu sunuyorsunuz ama biraz böyle sizden de dinlemek isteriz tam olarak ne yaptığınızı. İsterseniz ben Arman Bey'e sözü vererek başlayayım. Biraz sizi dinleyelim. Tabii, teşekkürler. Birazcık yapay zekası ne demek, nasıl kullanılıyor onlardan bahsedeceğim. Tabii, ondan sonra da biz hangi problemi çözüyoruz markette, onu biraz Mert'le değiniriz. Aslında yapay zeka herkesin gündeminde, çok eskide bir teknoloji. Artık adaptasyonu iyice arttı. Özellikle işte OpenAI gibi ChatGPT'nin çıkarttığı tool'larla beraber. Şöyle problem var markette. Çok büyük bir değer katacağını biliyor tüm kurumlar. Birçok endüstride yapay zeka iyice kullanıyor olacağız. Çok daha verimli bir çalışma hayatı gelecek belki. Ama çok da komik bir sayı var aslında. Kurumların okuduğumuz birçok incelemeye göre sadece %10'u kadarı gerçekten yapay zeka çözümlerini bir business KPI'ına, bir metreye bağlayarak kullanabiliyorlar. Bunun sebebi de yapay zeka aslında sıradan bir yazılım değil. Bu nedenle doğruluğunu kontrol etmek çok daha güç. Sadece deneme yanılma yöntemleriyle bunlar şu an yapılmakta. Aslında Kovan kurumlara yapay zeka ürünlerini hem denetleyebilecekleri sayısal bir doğruluk metriği sunuyor. Bununla birlikte de yapay zeka eğitim süreci diye bir süreç var. İşte model nasıl öğrenilir ve yapay zeka nasıl gerçekten iyi çalışır? İşte veri hazırlığıyla başlayan, bir ürün çıkartıldıktan sonra da sahada iyi çalışıyorum diye kontrol ettiğimiz bir süreç var. Kovan burada kurumlara platform sağlıyor. O platform üzerinde hem verilerini hazırlıyorlar, bu sayede model eğitebiliyorlar. Ve daha sonra da sahada çalışırken gerçekten iyi mi çalışıyor? Bunu bir sayıyla kurumlara biz raporluyoruz. Bu nedenle adaptasyonlarını yapay zekaya olan hızlandırıyoruz biz. Bir örnekle gireyim evet, hemen. Biraz daha yapay zekanın çalışma prensibini daha basitleştirmek adına herkesin vardır çocuğu ya da yetiştirmiş olduğu bir tane masal okuduğu, ona bir öğretimde bulunduğu bir çocuk arkadaşı. Siz bir çocuğa kedi öğretirseniz sürekli, ona sürekli kediden bahsederseniz, çocuk köpek gördüğü zaman ona köpek diyemez de biraz daha büyük bir kedi ya da kulakları biraz daha düşük bir kedi diyecektir. Yapay zeka da öyle çalışıyor. Siz ona hep bir şey gösterdiğiniz zaman ona farklı bir yapı gösterdiğinizde o bildiği şeyi yakınlaştırmaya çalışıyor ki ön yargı diyoruz biz buna. Bizim yaptığımız işlemler de aslında ön yargıları kırabilmek. Sen daha önce hiç böyle bir şey görmemiştin. Mesela daha önce hiç kırmızı bir araba görmemiştin. Daha önce hiçbir sarı ışık görmemiştin. O yüzden onu başka bir şeye benzetmeye çalışıyorsun ama bu bir kırmızı ışık deyip onu uyarmaya çalışıyoruz. O yüzden de sürekli olarak doğru çalışabilsin istiyoruz yapay zeka modelleri. Bu otonom sürüş teknoloji olabilir, bankaların ya da e-ticaret firmalarının geliştirmiş olduğu chatbotlar olabilir. Bir sürü yapay zekanın alt teknolojisi var ama hepsinin bu şekilde takip edilmesi ve sürekli olarak doğrulanması, onaylanması gerekiyor. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi en çok hangi endüstrilerde aslında kullanılıyor ve de biraz önce söylediğiniz gibi yani doğru çalışmasına öğretmeye çalışıyorsunuz yapay zekaya bir anlamda. Peki en çok bu şirketler ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Bu tarafa bir bakalım. Yani nereden doğdu bu ihtiyaç aslında? Şöyle bir rakam var. Her MIT'nin yapmış olduğu bir çalışma. Her 100 firmadan 76'sının yapay zeka kullanmak istediği ama o 76 firmanın sadece %9'unun gerçekten yapay zeka kullanabildiği ile alakalı bir çalışma var. Bunun sebebi de şu. Özellikle sektör olarak vermek gerekirse e-ticaret alanında, bankacılık alanında, lojistik alanında, otomotiv alanında çok fazla yapay zeka uygulamaları görüyoruz. Sağlık da keza bunları takip ediyor. Bunların içerisinde, bu sektörün içerisinde daha çok müşteri hizmetleri tarafı, tahminleme tarafı gibi dediğimiz ya da otonom sürüşlerde tespit sistemleri dediğimiz alanlarda kullanıyoruz biz yapay zeka modellerini. Bu dönüşümün en büyük öndeki engel şu, yapay zekaya güvenmek gerekiyor. Yani siz müşterinizle yapay zeka konuşturmak isterseniz, fabrikanızda iş sağlığı güvenliği alanında yapay zekayı kurgulamak isterseniz, çalışanlarınıza bir tahminleme yapsın istiyorsanız yapay zekaya güvenmek gerekiyor ve bu oldukça güç. Çünkü birincisi bunun psikolojik tarafı var. İkincisi az önce bahsettiğim gibi yapay zekanız ön yargılı olabilir. Bunu engelleyebilmek için biz çalışıyoruz aslında Kovan olarak. O yüzden firmalar hali hazırda sahada devam edebilsinler, kendi kullandıkları yapay zeka modellerinden doğrundan emin olabilsinler korkusunu biz Kovan'la beraber aşıyorlar. En çok o yüzden orada kullanıyoruz. Bu alanlarda çalışıyoruz. Belki pratik birkaç tane örnek verebiliriz orada direkt. Çalıştığımız bazı bankaların aslında birer chatbotları var. De siz bir kredi kullanmak istediğinizde ya da bir işlem yapmak istediğinizde o chatbotlarla konuşuyorsunuz.
Bu verilerin doğrulanması ve acaba sizin yapay zekanız insanları gerçekten sorduğu sorunun cevabını verdi mi diye kontrol etmeniz gerekiyor. Bu veriler kovanda doğrulanıyor ve bankalara gidiyor. Yine işte Türkiye'de büyük bir şirketle çalışıyoruz. Onların üretim hatlarında bir yapay zeka çözümü var. Hı hı. İşte kameralar, acaba o parçalar doğru üretilmiş mi? Hı hı. Bu parça nedir? Soruların cevabını otomatik veriyor. Bu platform yine kovana bağlı. Ne kadar doğru çalıştığını biz firmalara aylık olarak raporluyoruz. Bunu da bizim ürünümüzden denetliyorlar. Aslında ürün birazcık sektörden bağımsız ama adaptasyonun en çok olduğu yerler, Mert'in bahsettiği işte müşteri, customer success dediğimiz yerler. Yani üretimde çok fazla use case görüyoruz. Ürün de o yüzden oraya odaklandı biraz, evet, geçtiğimiz 2 yıl boyunca. Şöyle bir örnek verebiliriz o tarafta hemen hızlandırmak adına. Mesela yine Türkiye'nin önde gelen bankalarının yapay zeka modellerini çalıştırıyoruz biz, hı-hı, mobil uygulamalar içerisinde. Oraya herkes şey söylediğini düşünün. ATM'ye param sıkıştı. ATM içerisinde param kaldı, kartım sıkıştı, alamıyorum dediği zaman yapay zeka modeli şöyle diyor. Hangi ATM'ye sıkıştı dönebiliyor. Bu modeller, bu sorular devam ederken yapay zeka için sıkışmak kelimesi ATM'ye para sıkışmak olarak geliştirilmiş, oraya kafası ona yatmış olabilir. Ama biri şu soruyu sorduğunu varsayarız edelim. Paraya sıkıştım. Hmm. Model şunu diyor, hangi ATM'ye sıkıştı? Bunu engellemenin en önemli yolu bizim kovan olarak geliştirdiğimiz teknoloji aslında. Hayır bak, bu paraya sıkıştım kelimesinin ATM'ye para sıkışmasıyla çok bilgisi yok. Bu kişinin nakit avansa ihtiyacı var gibi yöntemlerle ya da yine kamera teknolojisinde konuşalım. Şurada bir tane kamera olsun. Burada kaç kadın var, kaç erkek var onu saysın ve ona göre bir firma sahibine bilgilendirsin. 5 kadın geride, 6 erkek var bu tarafta diye. Farz edelim ki bütün kadınlar gözlük takmış olsun. Bir noktadan sonra yapay zeka modeli gözlüğün bir kadın organı olduğunu ve gözlük gördüğüm zaman bunu kadın diyebileceğini düşünebilir. Biz bunu sürekli olarak takip ediyoruz ki gözlük senin için bir önyargı olmamalı. Erkekler de gözlük takabilir deyip modeli durdurup ona çeşitli yöntemlerle gözlüğün aslında kadın veya erkek seçiminde bir alakası olmadığını tanıtmaya çalışıyoruz. Birçok alanda ihtiyaç var. Tıpkı yapay zeka insan gibi sürekli bir şey görürse önyargılaştırıyor ve diyor ki çıkarım yapmaya çalışıyor. Çünkü o çıkarımın önüne geçmeye çalışıyoruz biz. Aslında çok güzel de örnekler verdiniz. Özellikle bu para sıkışma, evet, muhabbeti. Dolayısıyla gerçekten güvenmek yapay zekaya bu anlamda çok önemli. Evet. Ben siz biraz önce bir veri verdiniz sanıyorum. Mert Bey siz vermiştiniz. %9'u sadece yapay zeka, evet, hani kullanmak isteyenlerin kullanıyor diye. Bu dünya için herhalde. Evet, dünya genelinde. Türkiye için böyle bir rakam var mı? Var mı elimizde öyle bir rakam? Öyle bir rakam yok. Sadece gördüğümüz şu, Türkiye'de bu ürünleri erken aşamada denemekle alakalı çok büyük bir iştah var. Yani kapısını çaldığımız her kurumda mutlaka bir ürün deneniyor yapay zekada. Ama yine tam olarak işte bir iş metrine bağlanarak çalışması Türkiye'de de çok iyi durumda değil henüz. Teknoloji de biraz yeni. Hı hı. Ama zamanla aşıldığında görüyoruz. Ama Türkiye'deki iştah o yüzden bizim için çok anlamlı. Yani ürünümüzü direkt götürdüğümüzde bir kuruma en azından ne yaptığımızı gayet iyi onlar da anlayabiliyorlar. Bu noktada bence iyi bir yerdeyiz. Geçtiğimiz seneye İşten göre de arttığını görüyoruz. İştah olarak iyi bir yerdeyiz, evet, ama şey olarak baktığımızda ne kadar şirketler yapay zeka kullanıyor diye kıyasladığımızda ne noktadayız? Çoğu firma böyle en azından küçük çaplı yapay zeka modelleriyle kurum içindeki entegrasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir örnek verebilirim bizim tarafta. Biz sadece şu an Türkiye'de 40 tane yapay zeka modelini aktif olarak doğruluyoruz. Bu da iyi bir rakam Türkiye için. Bizimle beraber devam etmeyen de bir sürü yapay zeka ürünü geliştiren firma var. O yüzden genel olarak Türkiye hem yapay zeka istekli hem de bununla alakalı regülasyonlar da kolaylaştırmaya başladı bizim yapay zeka geliştiricilerin işlerini. Teknolojinin hızlı gelişmesiyle beraber insanların da yapay zeka entegrasyonuna olan iştahıyla birlikte daha da hızlı gideceğiz o tarafta. Ama sadece bizim çalıştığımız 40 tane yapay zeka modeli var şu an iyileştirmesi gereken. Bu iyi bir sayı Türkiye için bizce. Şimdi regülasyonlar demişken, hı-hı, hemen o tarafı, tamam, sorayım ben. Regülasyonlar, yeni regülasyonlar gelmesini bekler misiniz? Hı-hı. Bu herhalde pozitif anlamda gelmesine de bakıyorsunuz. İşimizi, hı-hı, kolaylaştırıyor dediğinizden bunu çıkartıyorum. Hı-hı. Neler söylersiniz bu tarafa dair? Hı-hı. Yani Avrupa Birliği'nde çıktı bununla alakalı birkaç tane yasa. İşte bunlardan ilki yıllar öncesinden beri hayatımız olan işte GDPR, Türkiye'deki karşılığı işte KVKK'dı. Günün sonunda yapay zeka dediğimiz teknoloji çok fazla veriyle ancak anlamlı sonuçlar üretebiliyor. Bu yüzden verinin nasıl kullanılacağı, işte bir kişinin kendi onu tanımlayan verilerinin dışarıya sızmaması çok önemli konular. Bunları zaten regüle edebiliyoruz artık. Hı. Ben işte Mert'in verisini almak istersem ona belli izinler hakkında imzasını attırmadan o formları asla verisini alamam. Hı hı. Ya da işte tasarımlarımı öyle yapmam gerekiyor artık Mert'in verisini kullanırken. Diğer tarafta da yapay zeka doğru çalışmalı mı diye işte Avrupa Birliği'nde çıkan bir yeni o da oluşuyor. AI Act dedikleri, yapay zeka hangi endüstride nasıl çalışmalı?
İşte siz hesap makinesinin 2 artı 3 dediğinizde 5 yazacağını biliyorsunuz cevabın. İşte yapay zekada da bu netlikte en azından belli sayılarla kontrol edebiliyor olmanız lazım. Bu hataları yapmasın ve birçok endüstride güvenle kullanabilelim diye de bir dizi kural listesi yayınlıyorlar aslında. Biz onları, bunlar her endüstri için farklı farklı şey yapılıyor. Bazı endüstri mesela savunma sanayinde çok da hassas. İşte benim yüz verimi aslında kullanamaz hiçbir şekilde. Benim yüzümü tanımaya çalışmıyor olması lazım. İşte beni anonim bir şekilde bir insan olduğumu söylemesi gerekiyor. Onun birebir karşılığı bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Ama zaten yeni bizim pazarımız da biraz da Batı Avrupa'da olduğu için biz onları çıktığı günden itibaren takip edip uygulamak zorundayız. Bence iyi de bu arada. Çünkü olması, biz yapay zeka ürünlerini doğrulamaya çalışan bir şirketiz. Dolayısıyla onlara sayısal bir metrik sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nde bununla alakalı kurallar çıkartıyor olması kurumlarda bir farkındalık yaratıyor. Evet, bizim aslında kovan gibi çözüme ihtiyacımız var diyorlar. O yüzden bizim açımızdan gayet olumlu bunların geliyor olması. Kolaylaştırmaktaki en büyük aslında söylemek istediğimiz nokta şu. Çok fazla belirsizlik var yapay zeka modelleri içerisinde. Bu sahada da olabilir, endüstride de olabilir, günlük hayatımızda da olabilir. Yapay zekanın gerçekleştirmiş olduğu bir karar, atıyorum bir suç, bir ceza ya da yanlışlıkla yapılan bir sistemde, bununla alakalı regülasyon ne olacağı henüz tam olarak net değil. Atıyorum otonom sürüşte bir kaza olduğu zaman kimi nasıl yargılayacağımız hala mevzu bahis değil. Türkiye'de de bu regülasyonlar net değil. Avrupa'da da, Amerika'da biraz konuşuluyor hala. Bu regülasyonların tanımlanması aslında önümüzü çok açıyor. Çünkü ne yapamayacağımızı bilmek, neyi yapamayacağımızı bilmek de aslında yapay zeka geliştirmenin önünde güzel bir destekleyici unsur. Sadece şey açmak gibi düşünmeyelim bunu. Bununla alakalı teşvikler var. İşte evet, güzel teşvikler var ülkemizde. Ya da bunu büyütürken yapay zekada kullanılan bazı işte çip krizinin yavaş yavaş artık düzelmeye başlaması, insanların GPU kullanma zorunluluğu, donanımsal da bir ihtiyaç yapay zeka kullanmalarda. Bunlar güzel ama bir yandan da şey önemli. Şu an yazılım alanında, güvenlik alanında, işte, cyber security dediğimiz alanda bazı regülasyonlar var. IT birimleri, bilgi işlem birimleri tam olarak hangi yazılımın nasıl süreçlerden geçireceğini biliyorlar ama yapay zeka için öyle değil. Siz kurum için bir yapay zeka ürünü geliştirmek istediğiniz zaman bilgi işlem tarafındaki, yani bu şirketin güvenli olarak servis vermesini sağlayan arkadaşlarımız bu entegrasyonu nasıl yapabileceği konusunda bir regülasyon olmadığı için bunun adımları da belli olmuş değil. O yüzden bunlardan bahsediyoruz biraz daha. Kurallar yeni yeni tanımlanıyor hala sistemlerde. Biraz da Kovan tarafına dönelim isterseniz. Şimdi geçen sene yatırımcı turunu aslında bir tamamladı. Evet. Şimdi şu anda yeni bir yatırımcı turundasınız. Bu taraf nasıl gidiyor? Ne kadarlık bir yatırım aldınız? Bu süreci birazcık anlatırsanız seviniriz. Biz Arman iki kurucu ortağız. Biraz hızlıca Kovan'dan bahsedeyim. Yaklaşık 16 kişilik bir ekibimiz var. Toplamda ayda da yaklaşık 60 tane yapay zeka modelinin sürekli ve doğru çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de 20 milyona yakın veri işliyoruz. Böyle bir kapasitemiz var bizim aylık. 2021 yılında kurulduk. Henüz daha 3 yaşındayız ve geçtiğimiz sene İş Bankası'nın liderliğinde bir yatırım turu kapattık. Ortalama topladığımız tüm miktar 700 bin euroya yakın bir miktardı. Şimdi oradaki ana faaliyetimiz verisel anlamda destek vererek kurumların sürekli ve doğru yapay zeka modellerine sahip olmasını sağlayabilmekti. Şimdi generative AI devrimiyle de beraber aslında generative AI bambaşka bir konu ve sürekli olarak daha çok takip edilip daha çok karar verilmesi gerekiyor. Bu bambaşka bir ARGE konusu. Hem bu ARGE'yi hem de generative AI ile beraber özellikle Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde sağlanan bu entegrasyonu sağlayabilmek için tekrar bir yatırım turundayız. Evet, bu da belirsizlik demişti az önce, evet. Mert yapay zekada. O çok önemli. Özellikle GenAI'da, işte ChatGPT herkes kullanıyor artık günümüzde. Bazı durumlarda belirsiz davranışlar sergileyebiliyor GenAI ürünleri. Kovan bundan sonraki planında biraz daha GenAI ürünleri nasıl daha güvenli çalışır diye onların belirsizliğini hesaplamaya çalışan bir ARGE yapıyoruz şu an. Belirsizlik hesaplamasıyla nasıl bir GenAI ürünü doğru ya da kafası karışıyor diyebiliriz. Bunu bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu sene yani bir iki ay kadar önce de yeni bir yatırım turuna çıktık. Bu da 1.8 milyon euroluk bir tur arayışındayız şu an. İlk 300 bin eurosunu geçmiş yatırımcılarımızdan bir takip yatırımı olarak bu ay enjekte ediyoruz şirkete. Yani geri kalanı için de geçtiğimiz 3 haftadan beri çok yoğun hem Batı Avrupa'daki hem de Birleşik Krallık'taki yatırımcılarla görüşüyoruz. Yıl sonuna doğru da kalan 1.5 milyonluk kısım için commitment mektuplarını alıp turu tamamlamak istiyoruz. Birazcık daha GenAI'da gerçekten R&D yapan ve Batı Avrupa'ya da bunları satabilen bir yere doğru bir rotamız var şu an. O zaman genel olarak buradan gelen gelirin bir kısmını ARGE'ye
ayıracaksınız evet, tabii, anlıyorum tabii. Ben değil mi? Çünkü şu an dünya çapında da Arman'ın bahsettiği problemi çözmek isteyen bir sürü firma var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Bunun için ciddi bir ara gerekiyor. Hı-hı. Henüz tanımlanmış bir taraf değil. Çok büyük yapılar var. OpenAI gibi, işte Google'ın kendi Gemini'yi var. Avrupa'da, Fransa'da Mistral dediğimiz büyük dil modelleri var. Onların da yan ekipleri bu Ar-Ge çalışmasını hali hazırda yapıyorlar. Biz yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz bu Ar-Ge'ye ve bu Ar-Ge'nin özellikle kurumların daha fazla GenAI'ye güvenmelerini ve her alanlarında kullanılabilmeleri için önemli bir Ar-Ge bu. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Bir GenAI modeli cevap verdiği zaman o cevabın ne kadar doğru olduğunu söyleyebilmek çok güç. Bunun için çalışmamız gerekiyor ve bunun için bir yatırım ihtiyacındayız. Ana amacımız bu sorunu çözebilmek ki yapay zeka gelen cevabı kişi ya bu cevap doğru sanırım ya da bu cevapta bir hata var hadi bunu bulalım diyebilsin. Şöyle bir örnek vereyim. Aynı soruyu birçok dil modeline sorun. Aynı soruyu 3 kere sorun hatta. 3 cevap da farklı olacaktır. O yüzden bunu engellemenin ya da bunu tespit etmenin yollarını geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi global tarafta da varsınız. Biraz önce söylediniz. Batı Avrupa tarafına evet. doğru büyüyorsunuz. Dolayısıyla hangi pazarlarda varsınız? Daha fazla yöneleceğiniz başka pazarlar var mı? Bu taraflarda neler? Şu an hali hazırda Hollanda'da ve İngiltere'de müşterilerimiz var bizim yoğunlukla. MENA bölgesinde Katar'da bazı büyük üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları da çalışıyoruz. Onların geliştirdiği Ar-Ge'lere destek veriyoruz o tarafta. Ana büyümek istediğimiz noktada daha çok yine Hollanda, İngiltere bünyesindeki yapılar. Orasının çünkü Ar-Ge tarafında daha çok destekleyici unsurlar var. Özellikle İngiltere tarafında çok fazla kurumun GenAI üzerine çalıştığını biliyoruz. Orada çok daha büyük kurumların kendi içerisinde entegrasyon süreçleri var. Bizim ana yapımız şu, Amerika'da çok büyük bir pazar ama Avrupa tarafında da çok yüksek miktarda ilgi var GenAI tarafında. Özellikle bu AI'nin gelmesiyle beraber, kuralların oturmasıyla beraber Avrupalı olmanın, Avrupa'da yer almanın, işte Türkiye'de olmanın büyük avantajı var o bölgede. O yüzden orada bir büyüme potansiyelimiz var. Oraya doğru odaklanmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı sorunlar olduğundan bahsettiniz. Özellikle doğru anlaması soruyor. Evet. İşte doğru cevabı verdi mi vesaire. İlerisi için beklentileriniz biraz yapay zeka üzerinde de merak ediyorum. Yani nasıl gelişecek, nereye gidiyor, doğru gidiyor yapay zeka? Böyle ikinizden de görüşlerinizi almak isterim bir. Tabii. Yani yapay zekanın adaptasyonu bir bizim kişisel entegrasyonumuz gibi düşünmek lazım. Bizler hayatımızda da yaşarken kişisel olarak bunu nasıl kullanacağız kısmı var. Diğeri kurumların adaptasyonu süreci. Kişilerin hayatına zaten büyük oranda girmeye başladı. Çok işte aslında zor gözüken bazı problemler gerçekten de çok rahat erişilebiliyor. İşte bir gözlük takıp bugün gözünüz akıllı gözlükle işte tam size bakarken karşımda kim var diye sorduğumda bir insanın işte karşımda oturduğunu bana söyleyebiliyor artık yapay zeka ürünleri. O yüzden kişisel hayatımızdaki bazı kendini çok sık tekrar eden, zamanımızı çalan işlemleri alacağından artık eminiz. Almaya da başladı. İşte mail yazıyorlar. İşte bazı mailleri otomatik gönderiyorlar. Hatta gelen mailleri okuyup hangi durumda ne cevap vermesi gerektiğini bile yaptırabiliyorsunuz yapay zekaya. O yüzden daha fazla insanın cebindeki sıradan bir uygulama gibi kullanabiliyor olacağız bence. Ve çok daha düşük ücretlerle çalışıyor yıllar ilerledikçe. O yüzden hayatımızın parçası olacağı bence aşikar. Bunda da hazırlıklı olmak lazım kendi planlarımızı yaparken. Diğeri de kurumlar tarafı. Kurumlardaki adaptasyon birazcık daha geriden geliyor. Mert'in az önce bahsetti işte IT'nin işte belli sayılara ihtiyaçları var. Hangi sayıya bakarak ben bu yapay zeka iyi çalıştı diyeceğim. Bunu bilmiyorlar şu an. O nedenle buradaki Ar-Ge sürecinin çıktıları çok kritik. Ama kurumlara da işte nasıl kullandığı bazı tool'lar vardır hayatında. İşte bunlardan biri belki sizin yazı yazdığınız, hesap yaptığınız oradaki tablolardır. Bunları herkes kullanıyor şu an ya da mail uygulamasını herkes kullanıyor şirketlerinde. Yapay zeka tool'u da aslında böyle bir tool olacak kurumlarda. İstediğiniz bazı task'ları, oradaki akışları, görevleri yapay zeka gelip sizin için hızlandırıyor olacak. Ve aslında çalışanların oradaki verimliliğini çok yüksek miktarda artıran bir konuma gelecek bizce. Ve beklediğimizden çok daha hızlı ilerlediğini düşünüyoruz bu ara. İşte yaklaşık 1-2 yıl kadar önce ekran kartlarını yani işlemci gücünün işte yeterli olmadığıyla alakalı birçok tartışma vardı. Ama bu da bu geçtiğimiz 2 yıl içerisinde neredeyse çözüldü. Çok daha küçük işlem güçlerinde aynı çözümleri alabiliyorsunuz artık. Dolayısıyla çok daha hızlı bir sürede birçok kuruma da entegre olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz bugünden. Size de döneyim Mert Bey. Arman teknoloji tarafı güzel anlattı. İnsani adaptasyon tarafının aslında biraz çekincelerimiz var bizim. Bildiğiniz üzere birinci sanayi devrimi 10 yıllar sürdü. İnsanların adapte olması, işte fabrikaların açılması, insanlar bir şekilde bir ömüre sığmadı sanayi adaptasyonu ve ikinci ömür tam olarak destek kullanmaya başladı, sanayi devrimini özümsemeye başladı.
İşte şu an günümüze geldiğimiz zaman internet noktasına kadar, elektrikle dahil olmak üzere internet noktasına kadar son kullanıcıya inmemişti aslında bu devrimler. İnternetle beraber son kullanıcıya indi. Ama internette de şöyle avantaj vardı. İnternette yine yıllar sürdü adaptasyonu. Biz Big Data yıllarca konuştuk. IoT dediğimiz nesnel internetini yıllarca konuştuk, hala konuşuyoruz. Ama yapay zekada diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şey oldu. Yapay zeka her gün yeni bir devrim yaratıyor içinde. Hı hı. Her gün yeni bir devrim yaratıldığı için biz her ne kadar bununla alakalı çözümler üreten bir firma da olsak biz de takip etmekte çok zorlanıyoruz. O yüzden standart, ana işi bu olmayan, başka işlerle uğraşan insanların buna adaptasyonu çok da geç kalıyor. Ama bir yandan da yapay zeka her gün bir öncekinin üzerine daha da yeni bir şey koyduğu için de buradaki insanların adaptasyonları noktasında maalesef biraz geri kalabiliyoruz. Bunu bütün dünya için konuşuyorum. Yıllarca konuştuğumuz Big Data'nın yerine aylara düşürdüğümüz zaman yapay zekayı kurumlar şunu söyleyebiliyor. Mesela ben bir teknoloji geliştirmek istiyorum. Kendi içimde Ar-Ge yapacağım ya da dışarıyla beraber bir Ar-Ge geliştireceğim. İşte bizim gibi bazı startuplarla çalışmak isteyecekler. Ürünü nihai hale getirdiğiniz zaman teknolojiniz bir anda eskiyebiliyor ki her ne kadar artık haftalara düşse de. Bu nokta kurumları da rahatsız ediyor. Çünkü ben tam bir ürüne odaklanacağım. Yan taraftan büyük bir firma bir şey çıkardığında benim Ar-Ge'm bir anlıktan sonra artık Ar-Ge olmamış, eskimiş oluyor. O yüzden de şu an en büyük problem, bunu herkes de kendi içerisinde konuşuyor. Yapay zeka herkesin cebine inmiş olsa da o kadar hızlı ilerliyor ki tam olarak kimse neresine duracağını bilmiyor yapay zekanın. Biz de bunun için aslında üzerine çalışmaya çalışıyoruz, bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ikinize de yayınımıza katıldığınız için ve programımızı burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.